Aklın Yolu 1'e hoş geldiniz sevgili canlar. Bugün çok enteresan bir konuyu ve iki tane çok özel konuğu ağırlıyoruz. Davranış bilimleri maceram içerisinde çalışmaya başladığım andan itibaren yurt dışında bazı hayvanların, atların, köpeklerin ve yunusların tedavide kullanıldıklarını bizzat şahit oldum ve bizzat ben de bu müstesnai hayvanlarla beraber çalıştım. Ben onlara dört bacaklı melekler diyorum. Stüdyomuzda Ebru, hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Ve benim oğlum Berduş var. Evet, hoş geldin Berduş. Evet, Berduş. Berduş evet, yüz vermiyor kimseye bugün. Evet Ebru, birazcık bu ırkı tanıtalım. Aslında herkes bu ırkı tanıyor. Hı-hı. Yani Anadolu çoban köpeği evet. Nedir, ne değildir? Herkes üç aşağı beş yukarı biliyor. Evet. Ayağa kalk diyor yönetmenimiz. Ayağa peki. Kalk bakayım Berduş. Ap. Ap, 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 ap. Hadi bakayım. Evet. Aferin. Okay. Nedir bu köpeklerin özelliği? Tabii içlerinde kendi çeşitleri çok fazla ama hı-hı. Genel anlamda Anadolu çoban köpeği olarak geçiyor isimleri. Sürü hayvanı olarak geçer. İnanılmaz çocuk aşığı ve yaşlılara çok nazik bir ırktır. Kendi ülkemizi temsil eden ve Kangal denilince Türkiye'de sempati duymayan insan yoktur. Değil mi? Aynen, kesinlikle. Normalde iş köpeği olarak da kullanılıyor. Özellikle yüzyıllardır çoban köpeği artı işte koyun ve ineklerin sürünün güdülmesi, çocukların bakılması gibi. İtaate çok yatkın köpek değildir denilse de artık evrim süresini tamamladığı için tamamıyla bize daha yakın ve itaate daha yakın bir ırk olarak şu an kullanıyoruz. Aslında sürüdeki Anadolu çoban köpeğiyle evde yaşayan bir aileyle yaşayan Anadolu çoban köpeği arasında davranışsal farklar var değil mi? Var. Yani bu adamlar daha çok aileye adapte olmuş adamlar, sürüdeki adamlar da sürüye adapte olmuş aynen. Hayvanlar. Aynen. Bu davranışlarında ne kadar farklılık gösteriyor bu ufaklıkları? Şimdi doğada yaşayan hayvanla evde yaşayan hayvan arasında çok fazla fark hı-hı. Var. Hı-hı. Evde yaşayan hayvan insana çok daha yakın olduğu için kopyalama sistemi dediğimiz, hı-hı. insanların davranışlarını ve insanların liderliğiyle birlikte yaşama yakın olduğu için hı-hı. çok daha farklılıklar gösteriyor. Doğada çok daha farklı. Hayvanların kendi arasındaki iletişim doğrultusunda kendi aralarındaki dilleri ve beden dilini kullanarak hareket ediyorlar. Şimdi Kangal bu süreci ne oldu? Biraz daha bisküvi istiyoruz. Galiba. Kangallar artık bu süreci tamamlayıp artık bizle beraber yaşamaya başladığı için tamamıyla insana yakın ve insanı kopyalayan bir hayvan haline geldi. O yüzden son yıllarda en çok itaate yatkın köpekler arasında ve meslektaşlarımla da birlikte konuştuğumuzda en iyi cevap aldığımız ırk arasında geçiyor. Değil mi? Evet. Sen Berduş'u 6 aylıktan beri tanıyorsun evet. ve bizle beraber ailemizin içindesin ve Berduş'la çalışıyorsun. Evet. Ne görüyorsun bu köpekte? Algısı çok açık. En önemlisi köpeğin komutlara ve bizim gösterdiğimiz her itaat dediğimiz komutlar içerisindeki hareketleri verdiği tepki çok önemli. Bunlara inanılmaz yatkın bir köpek. Algısı çok açık. İnanılmaz derecede sevgi dolu, inanılmaz sevgi dolu bir köpek. Çocuklara çok nazik, çocukları çok seven ve yaşlıları da bir o kadar nazik bir köpek. Aslında bugünkü konu için evet. ideal bir evet. örnek değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben sizden ve Berduş'tan rica etsem küçük bir itaat gösterisi yapabilir tabii misiniz ki. Bize? Tabii ki. Up. Sit. Stay. Berduş, come. Bu bekle komutuydu değil mi? Evet. Come. Şimdi gel diye çağırıyorsun. Ya. Yeah. Sit. Sit. Otur. Down. Good boy. Bravo.
Kuş. Ver duş. Kuş. Kal. Bravo. Ki stüdyoda ona Sek. Çok yabancı. Evet. Alayım onu evet. istiyorsan. Peki. Annesi. Hadi otur. Şimdi genelde genel tanı bu adamların eğitilemez olduğu evet. ve bu adamların böyle şeyler yapamayacakları vesaire vesaire. İş köpekleri deyince nedir aklına gelen şey? Şimdi iş köpekleri biz köpek eğitmenleri arasında konuşulduğunda tabii alanları çok daha geniş. İşte koruma eğitimi ve yarışmalarda kullanılan working line dediğimiz köpekler akla geliyor. Sırt. Fakat iş köpeği kısmı Anadolu çoban köpeklerine çok farklı. Yani bildiğimiz gerçekten işini yapan, görevini yapan köpek olarak geçiyor. Verme bisküvi daha. Adama rüşvet verme bisküvi. Aynen. Evet. Haklı ama ilk defa canlı yayına çıkıyor. Normalde dediğim gibi Anadolu çoban köpekleri kendi içinde çok daha farklı bir görevi var. Yani hayatın içinde bir görevleri var. İşte koyunlar, inekler, sürü hayvanları ve aile. Ve aileye çok bağlı hayvanlar. Biraz önce özellikle ev içerisinde veya bahçede yaşayan sürü içerisinde bağlılığından söz etmeye çalışmıştım. Berduş da onlara en iyi örneklerden biri. Siz zaten evin içinde birlikte yaşıyorsunuz. Ben onu alayım isterseniz. Orada küçük bir kedi yavrusu var. Evet. O kedi yavrusunun kokusunu tamam. aldık. Tamam. Kedi yavrusuna doğru gitmeye çalışıyoruz. Çiç. Kedilere karşı da çok şeydir, şefkatlidir biliyorsun bizim apartman kedi dolu. Evet. Hiç umursamaz kediler buna agresif davranıyorlar ama. Ve çok sosyal, köpeklerle evet. arası çok iyi, kedileri seven. Irkının en iyi örneklerinden biri Berduş. Şimdi şöyle bir şey var. İş köpekleri deyince genelde aklımıza gelen hayvanlar bir depremde arama kurtarma evet, köpekleri, evet. iki polis köpekleri, yani narkotik köpekleri ya da terörle mücadele vesaire vesaire olarak geçiyor. Hı-hı. Ama aslında dünyada artık iş köpekleri her alanda kullanılıyor. Danimarka gibi bir ülkede havaalanında biri uçakta bir şeyini unuttuysa köpekler kullanılıyor. Uçağa geri gidiyor o kişinin kokusundan. Ne unuttuysa onu buluyor, kişiye geri getiriyor. Hı-hı. Örnek veriyorum. Ben dediğim gibi bu programı açtığımda köpekler ve tedavi benim çok yoğun bir sürü hastanedeki bu hastaneler, bir tanesi Mount Sinai Hastanesi, Johns Hopkins Üniversitesi, bizim Rutgers'daki Tıp Fakültesi Hastanesi. Bütün bu hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde köpekler yardımcı iş gücü olarak kullanılabiliyor. Ve özellikle çocuklarda ve yaşlılarda inanılmaz bir etkisi oluyor bunun. Bunun için örneklerimiz de var ama Türkiye'de böyle bir şey hiç kimsenin aklına geldi mi sence? Meslektaşlarım arasında bunu uygulamak isteyen veya uygulamaya çalışan kişiler oldu. ama tamamıyla bu uygulanıyor mu? Hayır. artık buna ciddi anlamda bir ihtiyaç var. fakat bununla ilgili tabii bizim ancak bireysel kendi çabalarımızla yapabileceğimiz bir iş görünüyor. Ve özellikle anaokulu, ilkokul, otistik çocuklar veya davranışsal problemi olan çocukların tedavisinin kullanılması kesinlikle bence gerekli. Şey. Öyle. Çünkü öyle. Köpekle büyüyen çocuk, köpekle o sevgi alışverişini çok rahat sağlamış olan bir çocuğun ilerideki bireysel karakteri, hareketleri, davranışı çok çok sağlıklı ve çok farklı oluyor. Bunlar aslında onların tamamıyla temellerini oluşturan önemli unsurlar. maalesef bu konuda daha çok yolumuz gerideyiz. Var, evet, mi? Çok yolumuz var. Evet. Yani şöyle bir gerçeklik de var. Koşulsuz sevgiyi hiçbir insan bir insana veremez. Yani doğru. ebeveynler bile bir şekilde bir yerde bir koşul koyuyorlar bazı şeyleri. Anlatabiliyor muyum? Koşulsuz sevgi dendiği zaman bazı hastalarımızın, bazı danışanlarımızın mutlaka çok ihtiyaç duyduğu bir konsept ki koşulsuz sevgiyi dört bacaklı olmayan bir canlıdan alabilmek çok da mümkün değil. Yani eğer ki koşulsuz sevgiyi bir şekilde tedavi içinde kullanacaksak ve
beynimizde yaratılan bir takım kimyasalların tedavimize katkısı olacaksa bu özellikle çok önemli. Yani biz hayvanlara dokunduğumuz zaman beynimiz oksitosin denilen bir stres azaltıcı hormon salgılıyor. Hayvanların tüyüne dokunmak, o yumuşaklığı, o sevgiyi almak beynimizde stresi azaltan o hormonu yaratıyor ve gergin olabileceğiniz alanlarda gergin olmuyorsunuz. Bununla ilgili zaten bunun bazı alanlarda nasıl kullanıldığıyla ilgili bir videomuz var. Ona da geleceğim daha sonra ama şöyle de bir önemli bir şey var. Anadolu'da benim bildiğim kadarıyla, efendim canım, Anadolu'da benim bildiğim kadarıyla kadınlar tarlada çalışırken çocuklarını köpeklere emanet ediyorlar. Ve bunu ben çok duydum. Değil mi? Çok çok hala da duyuyorum. Peki bizim yerel kültürümüzde böyle bir şey varken şu andaki bu kadar köpekten korkmanın nasıl bir şey olduğunu açıklamak mümkün mü sence? Değil aslında. Aslında ebeveynlerin çocuklarına küçükken aşıladığı korkular bunlar. Başka hiçbir şey değil. Eskiden köpek belki çok daha azdı. Anadolu köpekleri zaten var. Çoban köpeklerimiz. Onun dışında sokakta daha az köpek vardı. Belki insanlar kendini daha güvende hissediyordu. Şimdi çok fazla ırk var. Ve bunların karışımı var. Ve çeşitli karakterler ortaya çıktığı için insanlar korkuyorlar. Ve insanlar bilinçli değil. Köpeklerin bedenleri, köpeklerin işte neden ısırdığını, neden havladığını, ne yaptığını bilmedikleri için, korktukları için artık köpeklerden uzaklaşmaya başlamışlar. Sıkıldım. Peki. Aferin. Tamam, peki. Aslında bütün etken bu. Ama insanlar bilinçlendirirse, çocuklarını bunu çok daha güzel bir şekilde aşılasa, köpeklerin aslında dediğiniz gibi duygusal ve karakter olarak çocuklarının gelişimlerindeki oluşacak bütün her artının nasıl olacağını bilse ebeveynler tamamıyla bu fikirler değişecektir. Yani ben şunu yaşadım. Evde bizim bir tane kokurumuz vardı. 14 yaşındaydı ve çok yavaş bir süreçle kaybettik biz onu. O yavaş süreç içerisinde oğlum doğduğu günden beri onunla beraberdi. O yavaş süreç içerisinde son birkaç gününde oğlum yatağını taşıdı. Onun sepetinin yanında yattı. Ve onunla vedalaştı. Çünkü öyle olmasını o da istemiyordu. Ve çok kötü oldu. Dengesi bozuldu. Evde bir hayvanın olmayışı çocuğumun dengesini bozdu. 2-2,5 ay hatta 3 aya yakın bir zaman dilimi içerisinde davranışlarında aşırı sinirlilik, bir hiperaktivite, söz dinlememe, ondan sonra sürekli böyle hayır gibi tepkilerle yoğun bir şekildeyken en sonunda ben kendi köpeğimi istiyorum dediğinde biz gidip bu müstesnayı canlıya hayatımıza soktuk. Köpek eve geldiği andan itibaren bizimkinin tepkisi yine değişti. Anlatabiliyor muyum? Yani çok, çok önemli bir şey bu. Çok yani ben birebir yaşadım bunu. Çok küçük yaşta acıyı yaşıyor ve acının ne olduğunu bilmiyor. Siz o süreci bilinçli bir şekilde hazırlamış olsanız bile Atilla'ya. Fakat Atilla'nın tepkileri tamamıyla içindeki duyguları dışarıya farklı yansıtmış. O hırçınlıkları, hiperaktifliği, siniri ve her şey hayır demesi. Çünkü bunun ne olduğunu, bu duygunun ne olduğunu tam bilmediği için tamamıyla farklı tepkiler göstermiş. Sonra Berduş kendi seçti, değil mi? Kendi seçti. Kendi seçti. O kadar yavrunun içinden kendi seçti. Kendi seçti. Ve inanılmaz bir bağlılıkları var ve keşke zamanımız olsaydı da Atilla da burada olsaydı. Çok da güzel itaat verip, çok da güzel Atilla'nın sözünü dinleyen bir köpek. Yani 5,5 yaşında oğlumun sözünü dinliyor olması ve ona karşı bu kadar yakın olması aslında şaşırtıcı. Aslında şaşırtıcı. İnanılmaz çocuk seviyor. Atilla'nın ana sınıfının önünde yaşadığımız olay da çok ilginçti. Bütün çocukları kapının önünde görünce onların seviyesine inip onlara kuyruk sallayıp onları ürkütmeden yaklaşan bir köpek. Bu da tamamıyla kendi içinde ne kadar sevgi dolu, ne kadar şefkatli bir köpek olduğunu göstergesi. Aslında terapi köpeğinde olması gereken tüm özellikler kendisinde var. Var. Yani terapi köpeği dediğin zaman zaten yapması gereken şey şu. Yani sevgisiyle, o koşulsuz sevgisiyle insanları biraz daha gaza getirmek, biraz daha insanlarla farklı bir şekilde haşır neşir olmak. Buna bir örneğimiz var yönetmenim. Videoyu biz verebilir miyiz VTR'ye?
Çünkü çok güzel bir VTR buldum. Hı hı. Amerika'da bir hastanede çalışan bir tedavi köpeğinin bir gününü anlatıyor. Hı hı. Ona bir bakalım ve ne demek istediğimizi daha yakından görelim istiyorum. Olmayan insanlara umut vermesi, cesareti olmayan insanlara cesaret ve motivasyon verip işte
o beyefendi pantolonunu giyerken umutsuzluk yaşadığında, motivasyonsuzluk yaşadığında ona motivasyon vermesi, korkan çocuğu bir şekilde korkmamasını sağlaması, radyoterapi gören hastalara biraz daha neşe vermesi, stresi azaltıcı hormonları salgılamalarını sağlamaları. Müthiş bir şey bence. Yani bir de şöyle bir şey var. Büyük köpek olduğu zaman yaşlı insanlar eğilmek zorunda kalmıyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? O çok çok önemli bir şey. Yani yaşlı insanlarla eğer bu hayvanları bir şekilde işte huzur evlerinde, bakım evlerinde vesaire kullanacaksak büyük köpek olması daha ideal. Zaten büyük köpek olması çok önemli. Büyük köpek daha sakindir bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Eğitime de açık olan ırklarla çalışıldığı takdirde bu çok çok güzel etkiler yapabilir. Özellikle stresi azaltmasından dolayı kanserle mücadele eden çocukların günlerine bir neşe katmak, onların hastane ortamını normale çevirmek çok önemli. Yani çocuklar için en önemli olan şey iyileşmede bence hastane ortamının onların normaline dönmesi değil mi? Yani kafalarında birçok endişeler var yaşama dair. Yaşadıkları çok ciddi şeyler. Bunlardan uzaklaşmaları, umutlarının tekrar yaşarması, o sevgi ve şefkati bir canlıdan, onlara direkt sevgi veren bir canlıdan almaları, dediğiniz gibi stresi azaltmaları. Ne oldu? Ne oldu? Peki. Evet, ben de buradayım, sevin beni. Evet, peki. Ben de buradayım, sevin çok beni. Çok ciddi sonuçlarla, çok ciddi ileriye yönelik sonuçlar alınabiliyor. Köpek bunlar için kullanabilecek en iyi bir canlı. Tabii ki bunlara uygun karakterde, uygun yapıda köpekler olması lazım. Her köpek buna uygun kesinlikle değil. Her köpek eğitime nasıl açık değilse, %100 her köpek eğitilecek diye bir şey yoksa, her köpek de terapi köpeği olarak kullanılacak diye bir şey yok. Bunların belli bir testleri var. Sertifika programları var. Kesinlikle. Yani sertifikası olmadığı takdirde, zaten iş köpeği sertifikasını almadığı takdirde, kesinlikle, ne iş köpeği olduğuna da bağlı. Tabii, kesinlikle aynen. Şey yapmıyorlar yani, çalıştırmıyorlar zaten. Kesinlikle. Ama iş köpeği olduğu takdirde bütün kapılar onlara açılıyor. Kesinlikle. Epilepsi de kullanılıyor. Epilepsi krizini önceden koklayarak hissedebildikleri ve sahiplerini yatay pozisyona geçirdikleri, krizi geçirirken düşmelerini engellediklerini biliyoruz. MS gibi kas hastalığına sahip olan insanların ev içerisinde işlerini yaparken onlara yardımcı olduklarını, yatağı yaptıklarını, işte ne bileyim çamaşır makinesini açıp içinden çamaşırların çıkartılmasına yardım ettiklerini, hatta bazılarının bir sepet alıp basitçe alışverişe gittiği falan filan, bunların hepsini biliyoruz. Çok bunlarla güzel. İlgili, evet, bunlarla ilgili videolar var, bunlarla ilgili filmler var YouTube'da özellikle. Evet, evet, yani evet. İlgileniyorsa sayın izleyicilerimiz bu videoları vesaireleri de takip edebilirler. Yani ben köpeği aslında çok seven Anadolu insanının özellikle kırsal alanda bu köpeklerle yaşamayı artık normal sıradan bir hayatın içindeki bir şeymiş gibi algılayan Anadolu insanının, ben bu sürece hazır olduğuna inanıyorum ve yani bunun için bence bir pilot bir şekilde bir yerden bir çalışmanın başlaması ve uygun olan köpeklerin bu çalışmalarda kullanılması çok önemli. Fakat olay ihtiyacı olanlardan alınan tepkiler değil, olay dışarıda olan insanlarda. Yani ihtiyacı olan insanlar buna sıcak bakarken dışarıdaki bazı insanlar bunun olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Bir de köpek bizde pistir biliyorsun yani. Maalesef. Köpek dediğin zaman direkt pis olarak algılanır. Ama insanlar bilmezler ki onların tükürüğü ve onların salyaları aslında antiseptik özellik taşır ve bir yerin yaralandığı zaman o hayvana yalatman aslında belki de çok önemlidir. Yaranın iyileşmesine çok ciddi katkıda bulunabilir. Bizlerin tükürüğü çok daha toksik içeren tükürükler. Kesinlikle. Sen genelde senin hikayen çok enteresan. Evet. Yani sen bir kurumsal bir işi olan bir kadın
olduktan sonra bir şekilde her şeyi bırakıp bir çiftliğe yerleşip köpek eğitmeni olmaya karar verdi. Aynen öyle. Nereden esti abla? Yani. 6 sene evvel yani profesyonel iş hayatında evet bırakacağım dedim. Ve sevdiğim bir şey olmalı. O dönemde kendimi böyle bir arayış dönemimde bu yaşam içerisinde koşulsuz sevip hem sevip hem de yapabileceğim bir iş ne olabilir derken direkt odak noktam köpek oldu. O şekilde başladı. Birkaç kurs, birkaç özel sertifika programları, özel dersler derken 6 senenin sonucunda yine bitmeyen ve sonu olmayan bir bilgiyle biz yine evet tamam seviyorum seni, evet haklısın yani. De böyle ilgi arsızlıyız, şefkat istiyoruz, evet ilgi arsızı olduğum kesin. Bunun ayrı bir çalışmamız lazım, ilgi arsızı olduğumuz kesin. 3 sene kadar ev eğitimleri, 3,5 sene küçük butik tarzı bir yerdeyim şu an ve tekrar tabii o arada yine ev eğitimlerine devam ediyorum, seninle de o şekilde tanışmıştık. Sonu ucu bucağı olmayan bir iş, artı inanılmaz bir sevgi, farklı farklı karakterler, farklı farklı aileler ve onlarla yapılan çalışmalar. Sanırım bu farklılıkların olması beni çok daha heyecanlandırıyor işimde. Hiçbir şey aynı değil ve her köpekten çok farklı cevherler görüyorsunuz. Yapabiliteleri çok farklı. Duygusal problemleri olabiliyor, ruhsal problemleri, davranış problemleri. Depresyona girebiliyorlar. Çok ciddi girebiliyorlar ve bunlara birçok etken oluyor. Bunun üstüne artı çalışmalarımız oluyor. Meslektaşlarımla bir araya gelip de çalışıyoruz. Evet söyleniyoruz. Sıkıldık. Evet, sıkıldık. Sıkıldık. Tamam. Evet. Ap. Hadi bakalım. Ap. Aferin ona. Aferin. Evet. 11 aylık bu arada. Evet. Oğlumuz. Evet. Daha bebek. Cüssesi biraz büyük ama. Bebeğiz. Çok şefkatli bir ortamda büyüyor. Ondan kaynaklanan zaten bu şu an stüdyoda yaptığı bu arsızlığımız var. Tabii çok fazla sevgi. Yani bu kadar sevgi ortamında büyümüyor olsa bunları bize yapmazdı emin olun. Anneyi özlemişiz belli. Evet anneyi istiyoruz. Evet. Yani benim hikayem bu şekilde ama hala da devam ediyor. Yani öğrenmenin sonu yok. Bizim işimizin cidden sonu yok. Bana hala onunla ilgili bir tabii her zaman bir heyecan, bir adrenalin kalıyor. Köpek inanılmaz bir aşk. Yani sizi her gün aynı sevgiyle ve aynı heyecanla hiç bıkmadan, usanmadan seven bir canlı var. Ve siz de aynı şekilde ona gidiyorsunuz. Yani bir insan bunu size verse ve hissettirse belli bir noktadan sonra emin olun o sevgiden belki de artık geri çekilmeye başlarsınız. Ama köpekte bunu yaşamıyorsunuz. Üzüldüğünüzde bunu çok net anlayabiliyor. O gün stresliyseniz anlayabiliyor. O gün çok mutluysanız bunu direkt sizden alıyor. Ve aynı şekilde size yaklaşıp yaklaşmama, o gün ilgi gösterip göstermeme konusunda bile kendini dengeleyebilen canlılar. Yani insandan bile daha anlayışlılar diyebilirim. Ben alayım. Ne yap? Ya bakalım delikanlı. Sıkıldı delikanlı. Kam. Hadi bakalım. Kam. Vallahi yani kam, ben her zaman şunu söylerim arkadaşlarıma. Ben kapıdan içeri işten döndüğümde, girdiğimde kocam sevinçten havalara zıplamıyor. Böyle bir davranışta bulunmuyor. Bu davranışı yapan tek canlı maalesef bizim oğlumuz. Evet. Hoş geldin anne, iyi ki geldin anne, neredeyim anne diyen bir varlık. Peki sence bir pilot proje yapsak, bu pilot proje Türkiye'de ne kadar sıcak karşılanır? Türkiye'de ne kadar sıcak karşılanır? Çok ciddi bir konu bu. İlgilenenler mutlaka olacaktır. Bu konuda aramızda konuştuğumuz meslektaşlarımız var. Köpek sahipleri insanlar var. Bireysel çaba anlamında evet. Yapılabilir ama tabii devlet desteğiyle bir şeyler yapmak çok daha sağlıklı olur. Çok daha güzel olur. Ve birçok kitleye ulaşmış oluruz. Ama bununla ilgili tabii ciddi çalışmalarla devam etmemiz lazım. Ne oldu? Sıkıldım ben diyor. Evet. Okey. Sıkıldım ben diyorum. Peki. Bence dışarı çıkması gerekiyor gibi geliyor. Evet bana da öyle geliyor.
Evet. Şimdi ben reklamdan sonra işin farklı bir boyutuna gelmek istiyorum. Yani işin bir tedavi boyutu var, bir de işin başka bir boyutu var. Yani kullanım alanları köpeklerin gerçekten çok geniş. Rehabilitasyon anlamında kullanılabiliyorlar. Ona da değineceğim. Onun dışında çok çok farklı alanda kullanılıyorlar ve bu aslında o kadar güzel bir şey ki tek değil. Tekil değil ya da anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Ve bizdeki algılar da değişmeye başladı. Bizim Erdinç'in köpeği Pulsar vardı hatırlıyor musun? Evet. Erdinç'in köpeği şey oldu, televizyoncu oldu. Aynen. En sonunda evet. Türkiye'nin en iyi arama kurtarma köpeğiydi kendisi. Ondan sonra yani işin sadece burada olmadığı, işin farklı alanlara gittiğini bilen bir bilinç var. Ve bence insanlara bunun işe yaradığı gösterilirse, özellikle tedavi ayağında ya da diğer şeylerde, ayarlarda, bunun ülkemizde de kullanılmaması bence içten bile değil. Çünkü son özellikle 5 yıldır köpek ve köpekle ilgili her şey insanların çok fazla ilgisini çekiyor. Çekmeye başladı. İşte yarışmalar, köpeklerle ilgili reklamlar, filmler, diziler, insanların bakış açıları değişmeye başladı. Evet. Eskisi kadar birincisi korkmamaya başladılar. Belli ırklara ilgileri çok farklı. İnsanlar tamamıyla algılarını açıp hatta yani ortalamaya bakarsak 10 tane ailenin en azından 2 ya da 3 tanesinde bir köpek görmeye başladım. Şimdi bunu bilinçli yönde ilerletmek çok önemli. Her köpek her aileye uygun değil. Değil. Tabii. Kesinlikle değil. Tabii. Başka meziyetleri, başka özellikleri belki de köpeğin mevcut. İşte bunları tamamıyla profesyonel yardımla, profesyonel uzmanla birlikte insanlar eğer hayatlarında can yoldaşı dediği hayvanlarla birlikte yaşamak istiyorlarsa bizden destek alarak hayatlarına yön vermelerine çok fazlasıyla fayda var. Maalesef o bilinçte de değiliz. Her şey tamamıyla bitme noktasındayken bize başvuruluyor. Bizde tam tersi. Yani köpek eve geldiği anda bizle birlikte, uzmanlarla birlikte çalışılırsa yaşam şekilleri, yaşam şartları çok daha güzel ve çok daha kolay olur. Seninki poz diyoruz. Vermeye başladı. Evet. Poz vermeye başladı. Evet, evet. Reklamlar. Tabo is the star of this primary school. When he's here, all the children want to pet him. When Tabo's here, the children are more careful. They make sure they don't step on him. And this way, they also become more careful with each other. The dog goes to the door when it gets too loud, as if to show he doesn't want to be in the room anymore. Then the children make each other aware of this and become quieter. For children who don't have pets at home, it's wonderful to be able to play with a dog during the break. Children who are very shy or hyperactive experience even more beneficial effects. Möchte gerne ein Spiel mit euch machen. Now I would like you to touch Tabo with a blindfold on. Körperteil vom Tabo ertasten. Children with behavioral problems have a different social role. They're outsiders. Tabo is totally unbiased towards them. He doesn't judge them, doesn't hold a grudge. For one moment, he lets them feel like they're the best. It's very important for them. It's known that just by stroking an animal, our brain produces oxytocin, a stress-reducing hormone. In her studies into the relationship between humans and animals, Andrea Bates has closely observed 80 school children. They all had to do a presentation before the class. One group did it with the help of a dog they knew well. Another group could use a friend as psychological support, and a third group just got to hold a stuffed animal.
Before, during, and after the presentation, children were asked to give a sample of their saliva to measure their stress levels. The group with a real dog was considerably less stressed. When you look at the group with the dog, you see that the stress level hardly rises and even lowers significantly toward the end. The longer the children stroked the dog before the test, the less stressed they were. Of course, teachers can just use the dog as a reward. But what's even better is it can help children who are particularly anxious and afraid of tests. They should be allowed to stroke the dog before or during the test. Evet. Bu da farklı bir kullanım alanı ufaklıklar için. Evet. Bu bence çok daha önemli. Çok. Yani çünkü özellikle son zamanlarda hiperaktivitenin çocuklarda ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Dışlanmış olan çocukların, yani dışsallaştırılmış olan çocukların içselleştirilmesinde çok büyük bir katkısı olacağına inanıyorum ben. Yani bir çocuk kendini özel hissettiği zaman, önemli hissettiği zaman onun hayatındaki başarı çıtasının ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani kim ne derse desin bir insanın o çocuklara bunu verebilmesi çok da mümkün değil. Çok daha güzel bir çalışma var. Yurt dışında bazı ülkelerde okuma köpekleri var. Okumayı yeni söken çocukların kitap okudukları köpekler var okullarda. Köpek sadece dinliyor okunulan şeyi. Yanlış mı okudu, doğru mu okudu diye bir yargısı yok. Ondan sonra onun yanında oturuyor. O birine o kitabı okuyor oluyor. Ve okumayı sökmesinde, öğrenmesinde yardımcı olan bir araç olarak kullanılıyor okuma köpekleri. Bu da okul sistemleri içerisinde çok yaygın gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Özellikle bu stresle ilgili yapılmış olan çalışma benim çok hoşuma gidiyor. Çocukların sınav kaygısını vesairesini ortadan kaldırmak için bence birebir çok ideal bir şey. Çok. Otistik çocuklar için özellikle çok çok önemli. Çünkü genelde dokunmaya ve dokunulmaya karşı hassasiyetleri var ve bu köpekler onların bu bariyerlerini aşabiliyor. Onlarla bir göz kontağı kurabiliyorlar. Onlarla bir şey yapabiliyorlar. Bir bağ kurabiliyorlar. Evet. Ben gerçekten tıbbın, davranış bilimlerinin, eğitimin artık daha dünyalı bir hale gelmesini ve doğal araçların daha çok bunun içerisinde kullanılması gerektiğine inanan insanlardan biriyim. İlaç kullanılmasını demiyorum, haşa öyle bir şeyim yok. Ama ilacın yanında bunlar da kullanıldığı zaman nasıl mucizevi bir takım şeyler ortaya çıkıyor onu çok çok iyi biliyorum. Özellikle gazilerde savaş ortamından çıkmış olan, yaralanmış olan insanlarda, gazi hastanelerinde, yurt dışında bu hayvanların posttraumatik stres bozukluğu geçiren insanlarda ne zaman beyninde o kabuslar tetikleniyor, algılayabildikleri ve o kişiye beyinlerinin içerisinde o kabusu yaşamaya değil de dış dünyaya yeniden entegre etmede çok başarılı olduklarını biliyorum. Kendi dinlemelerini yani bırakıp ya da kendi iç dünyalarından kopup tamamıyla tekrar dış dünyayla adapte olmalarını ve o kafalarının içinde o kabus dolu noktaya gitmelerini engelleyebildiklerini biliyorum. Bunların hepsi çok çok önemli şeyler. Biz insanlar, davranış bilimciler bir yere kadar bunu yapabiliyoruz danışanlarımızda. Ama onlar çok daha öteye götürebiliyorlar. Ben bazı danışanlarımda kullanıyorum köpeğimi. Farkında olmadan aslında bazılarının çok daha konsantre olduğu, bazılarının kendilerini daha güvende hissettikleri ve çok daha konuşkan olduklarını biliyorum. Evet. Bu çok önemli ki daha bu hayvan eğitimli değil o konuda. Daha yavruyken yapıyordum bunu. Daha eğitimli değil, böyle bir sertifikasyonu yok vesairesi yok ama. Yani
Bizde şey vardır, insanlara yardım edebilmek için ne kullanıyorsan mübahtır diye. Çok doğru. Yani bence çok çok önemli. Şimdi benim eski öğrencilerimden bir tanesi Zafer Ercan, eskiden narkotik polisiydi. Ondan sonra bağımlılık danışmanıdır aynı zamanda, benim yetiştirdiğim en iyi adamlardan biridir. Zafer'in köpeklerle bir şeyler yapmaya çalıştığını biliyorum. O da almış olduğu eğitim ve bizim götürmüş olduğumuz şeyle. Bağımlı çocuklar dışsallaştırılmış çocuklardır. Bağımlılar toplum tarafından itilmiş insanlardır. Sevgisizlik, disfonksiyonel aileler ve suçluluk duyguları bağımlılarda çok fazladır. Bu tarz insanlarda koşulsuz sevgiyi veren, ne yaparsan yap yanında duran, ondan sonra seni bir şekilde yargılamayan bir varlığın senin tedavini de kullanılması çok çok önemlidir. Çok önemlidir. Burada amaç benim görüşüm. İnsanı kazanmak. Çocuklarda da aynı şekilde. Yetişkinlerde de yetişkinlerin yaşadığı psikolojik sorunlar ya da travmalar. Bunların tedavisinde çok çok önemli bir nokta köpek. Kesinlikle sizi yargılamıyor. Ve sizi olduğunuz şeklinizle kabul ediyor. Zenginsiniz, fakirsiniz, çirkinsiniz, güzelsiniz. Köpek için bunların hiçbirinin önemi yok. Köpek için olan şey sadece size koşulsuz bir sevgiyle gelen bir canlı. Ve sizin sıkıştığınız köşelerde o köşeden sizi çıkartan da bir canlı. Çok çok doğru noktalar bunlar ama bunların tabii bilinçli yapılması lazım. Doğru köpek seçimi, doğru yaklaşım ve bunların tamamıyla profesyonelce yapılması gerekiyor. Bu bizim işimizin başka bir alanı. Tıp gibi, tıbbın birçok alanı var. Doktor demek her şeyi biliyor anlamına gelmez. Eğitmen olmak da her eğitmenin her şeyi biliyor olması anlamına gelmiyor. O yüzden bu ayrı bir dal ve bu alanın geliştirilmesi çok çok önemli. Ama maalesef ülkemizde bu çok şu bilinen an çok, bir şey. Çok yani benim geride. Seni tercih etme motivasyonum senin babanın iki tane Anadolu çoban köpeğine sahip olması. Ve senin bu köpek ırkını tanıyor olman. Yani benim benim tercihimde çok önemli bir rol üstlendi. Ve daha onunla tanışmadan beni yönlendirmen daha çok bebekken o telefonda konuşmalarımız. Sadece telefondan evet. Evet evet. Yani bunlar çok önemliydi. Her aileye her hayvan olmuyor değil mi? Olmaz. Kesinlikle olmuyor. Yani bu konuda dediğim gibi uzmanlarla görüşülmesi lazım. Hatta köpek sahibi olmadan evvel bize danışıp yaşam şekilleri, yaşam koşullarının neler olduğunu anlatıp ona göre bizim onları yönlendirmemiz, yaşamlarına uygun hangi ırksa o ırka göre yaşamlarını şekillendiriyoruz biz. Olması gereken bu ama dediğim gibi bu konuda daha yeterince bilinçlenmediğimiz için çok bilinçsiz hareket ediliyor ve gördüğünüz üzere işte karne hediyesi alınan köpekler ve sokağa bırakılan hayvanlar gibi bu tamamıyla tersine ve kötü bir sistemle devam ediyor. Olması gerektiği şekilde doğru bir şekilde eğer ilerlerse emin olun inanılmaz derecede güzel sonuçlar alıyoruz. Eğitim konusunda da çocuğun gelişimiyle ilgili de aileyle ilgili de bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bunların işte tamamıyla hayatın içinde dengede olması için çok daha uygun şartlarda daha profesyonel yapılması çok önemli. Ancak bunu da kendi bireysel çabalarımızla yapabiliyoruz şu anda. Umarım ilerleyen yıllarda bu sistem çok tamamıyla değişir. İnşallah. Küçük köpekler daha aktiftir değil mi? Bu arada bizim oğlumuz geldi stüdyoya. Bir alalım onu istiyorsanız. Evet. Kam. Buyur. Kam. Gel bakalım delikanlı. Evet, canı sıkılmıştı. Evet, anneye gelmiş. Anneye gelmek istiyor. Evet. Hoş geldin anne. Danam benim, küçük danam. Aynen. Küçük köpek hiperaktiftir, değil mi? Evet, çok daha. Yani çok daha hareketlidir ve aslında asabiyeti çok daha farklıdır. Evet. Yani büyük köpek daha bir özgüvenlidir ve kendini taşıması ve asabiyetini kontrol etmesi çok daha farklıdır galiba, değil mi? Şimdi küçük ırklarda da tabii agresif ve agresyon gösteren köpekler de var ama tam tersi çok sevgi dolu, ailelere çok uygun.
çok daha aile yaşamına, yaşamın içinde yer alan hayvanlar da var. Şimdi onu ben tam kıstasa koyamıyorum açıkçası. Ama büyük ırkta da aynı şekilde, yani agresyon gösterip çok ciddi hiperaktif olup çok farklı karakterler de var. Ama genellemeye bakarsak evet, yani büyük ırklarda bu sakinlik, bu dinginlik ve biraz daha bu ev içerisinde özellikle daha az yaramaz olan çocuklar diyeyim. Ki siz aynı evin içinde yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Ha yok, köşe yastığı gibi adam yani. Bıraktığı yerde kalıyor yani. Çok yani, enteresan. Ben sizin köpeğinizle eğitime başladığımda evin içine kangal eğitime gidiyorum dediğimde insanlar çok şaşırdı ve eğitmenler de çok şaşırdı. Evin içi nasıl kangal olur diye. Çünkü ön yargı var. İnanılmaz bir ön yargı var. Bahçede olması lazım. Ev olmaz. Evet, eviniz çok çok büyük değil ama evin kurallarına da çok itaat eden, çok da saygı gösteren bir köpek. Ve emin olun evin hiçbir şey yapmadı canım. Yani. Aynen öyle. Herkes şey diyor, onu yedi mi, bunu yedi mi? Hayır, hiçbir şey yemedi evin içerisinde. En hasarsız benim öğrencim. En hasarsız evin öğrencim. Evin içinde en uyumlu, eve saygı gösterip ailesini benimsemiş bir köpek. Bu konuda zaten Berduş bütün önyargıları yıkan bir hayvan. İnsanların kafasında. Eğitim konusunda olsun, ev içerisinde yaşama olsun, ev içerisinde alanına gelen kişilere normalde çok ciddi agresyon göstermesi lazım. Çünkü Anadolu çoban köpeği demek eşittir kendi alanı sahiplenmesi demek. O konuda bile çok saygılı bir karakteri var. Dediğim gibi bu değişiyor. Küçük ırkta da büyük ırkta da genetik faktörlerle veya aile içerisindeki duruma göre köpek değişiyor. Ama bizim şu an köpeğimiz böyle bir köpek. Şu an tamamıyla bu ırkının biraz dışında bir örnek. çok aslında uyumlu. Bence ırkının dışında bir örnek değil. Bence o nerede yaşadığı, nasıl yaşadığıyla alakalı. Çok küçük yaştan beri ailenin içerisinde olduğu için aile, onun sürüsü ve o sürünün kurallarını kendine adapte etmiş bir hayvan. Ben o gözle bakıyorum. Siz de çok bilinçli bir ailesiniz. Daha böyle kırsalda işte koyunlarımız falan filan olsaydı herhalde bu hayvan çok daha farklı bir kişilikte, çok daha farklı bir yapıda olacaktı gibi geliyor bana. Çok doğru bir nokta. Yani ben nerede yaşarsanız oranın karakteristiğini alırsınız. Alır. Ben ev içerisinde yaşayan bir kangalla çalıştığımda eğitiminde bunun belki %30'un üstüme başarı olarak alıyorum. Çünkü %70 sizin başarınız. Benim dediğim her şeyi yapıyor olmanız, uygulamanız ve tamamıyla köpeğin sizin yaşamınıza çok daha dengeli bir halde ve emin olun bir Golden Retriever kadar da uyum sağlamış olmasının en büyük etkeni bu. Yapılan ve söylenen her şey sizin de bu karakter, bu gendeki köpekle tamamıyla bütünleşmenizle alakalı. Evet. İnşallah bizim ülkemizde de bu güzel dört bacaklı melekleri günün birinde kanserli çocuklarda, huzur evlerindeki yaşlı annelerimizde, babalarımızda, onların hayatlarının kalitesini biraz arttırabilmek için, onların hayatına bir gülümseme getirebilmek için, evet, hatta ve hatta engelli olan insanların hayatına kolaylık getirebilmek için kullanabilir hale geliriz. Medeniyette bu yerimizi alabiliriz. Medeni ülkelerdeki bu pozisyonumuzu alabiliriz. Eğitim ortamında bu güzel varlıkları kullanarak çocuklarımızı çok daha farklı yetiştirebiliriz. Doğru. Ben programa katılan herkese küçük bir madalya veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi seni ayağa alabilir miyim? Kalk bakayım. Teşekkür ederim. İyi ki varsın Ebru. İyi ki seninle tanıştım ve iyi ki güzel projeler yapacağız. Sen de otur bakayım. Otur bakayım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Madalyası da oldu kendisine. Aynen. Okay. Bu tabii ki bizim insanlarımız için çok farklı bir konu. Bu tabii ki sizin için çok farklı bir bakış açısı. Lakin ben ümit ediyorum ki hayatlarımızı bu güzel varlıklarla paylaşırken onların bizim hayatımızın kalitesini arttırmada
daha bilinçli şekilde kullanılması artık bir yaşam yolu olur. Ebru'cum çok çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Senin programında da okulda o pilot projeyi yaptığımızda evet. O videoların bazılarını ben programımda paylaşmak istiyorum. Kesinlikle. Ebru ile bir okulda köpekle çalışma yapmak istiyoruz. Kendisinin televizyon programı için. Bu arada kendisi Yaban TV'de olacak. Bilmeyenlere duyurulur. Evet, oğlumuz birazcık şey yaptı. Bırak babasına gitsin istiyorsan, o babasına gitmek istiyor. Hadi bakalım. Evet. Evet, yönetmenim vaktimiz var mı? Kapanış. Peki. Gerçekten çok teşekkür ederim. O çalışmalarımızın sonucunu da paylaşmak isterim. Ve bu işe gönül koymak isterim. Çünkü ben yurt dışındaki çalışmalarımda hayvanlarla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu çok yakından görmüş bir insanım. Hayat kurtarıyor gerçek anlamda. Kanseri yenmede, diğer hastalıklarla başa çıkabilmede, yaşam kalitesini arttırmada galiba biz insanlardan bazı alanlarda çok daha uygun olabiliyor kesinlikle. Bu canlılar. Aklın Yolu 1'e geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili canlar. Bir sonraki hafta çok farklı bir konuyla ve konukla karşınızda olmak üzere. Sevgiyle kalın.